Günaydın. Günaydın. Hani ben... Ay, uyuyakaldım. Bizimkiler merak etmiştir. Merak etme, ben arayıp söyledim. Ha. Gittim. Ah. İyi misin? Ya acıyor biraz hala. Ben doktor ararım, bir gelsin baksın bugün. Tamam. Sen beni boş ver. Bizim Sıkayra'yla ilgilenmemiz lazım. Dün annesinin ailen olduğunu öğrendi kendi kendine, kolay mı? Aslında daha fazlası. Bak uyanıyor. Şimdi önce ayaklarıyla yorganı üstünü ben atacağım. Sonra tek ayağıyla yorganı araya alacak. Ve beni öpecek tabii ki. Oh, günaydın. Günaydın. Siz beni mi izliyorsunuz? Evet, çünkü sen çok tatlısın. Şimdi seni yiyeceğim. Babası yardım etsin biraz bize. Gel bakalım sen. Gel. Hadi kalk bakalım uykucu. Ben bugün tatil. İstersen biraz daha uyuyabilirsin balırsı. Yok, kalkayım, ben acıktım zaten. Günaydın bir tanem benim. Ya baba, ben banyo mu yapsam? Tamam, yap bir tanem. Tamam. Necat? Senin canın mı sıkın biraz? Konuşmamız lazım. Terk etse bile dönmüş olsaydı şimdi. Ama merak ederdim. Sen de üzgünsen, kızgınsan bunların çok normal olduğunu bil. Seni en iyi ben anlarım. Benimle her zaman konuşabilirsin balarım. Üzgün değilim, kızgın da değilim. İçimden ağlamak falan da gelmiyor. Peki, tamam. Ama kendini kötü hissettiğin anda bizimle konuşabileceğini bilmeni istiyorum. Tamam. Sunan anne, ben dişlerim fırçalamayı unuttum. Hadi git fırçala balarsın. Ne oldu, nereye? Dişlerimi fırçalamayı unuttum. Fırçalamaya giderim. Tamam fıstıkım, geleyim mi? Yok yok, kendim yaparım. Ne diyor? Necat konuşmuyor. Yani konu Aylin'e geldiği anda geçiştiriyor. Hiç etkilenmemiş gibi. Endişeleniyorum. Gayri zeki bir kız. Aylin'in annesi olduğunu kendi kendine anladı. Hislerini saklaması da çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ne yapsak ki? Hemen pedagoga götürmek istemiyorum. Haftaya zaten rutin seansımız var. Sürekli anormal bir durum varmış gibi hissetsin istemiyorum. Biz yine de çok yalnız bırakmayalım Kayra'yı. Evet. Aa, bu çok güzel. Bence de bu çok güzelmiş Balarısı. Tamam. Gelinlik tamam, bahçe hazırlanacak, o da tamam. Size bir şey sorabilir miyim? Hı, sor bakalım. Peki Sunan annem ve babam hangi şarkıda dans edecek? Buna da karar vermek için biraz erken değil mi Balarısı? Şarkı dinletebilir miyim? Düğünün bütün organizasyonu sen mi yapacaksın ya? Cadıya bak. Sadece bir tane şarkı dinleteceğim. Beğenmezseniz değiştiririz. Tamam. Al bakalım, aç şarkını. Çok güzelmiş. Aslında dansı da göstermek istiyorum ama senin bacağın acıyor Sunan anne. Babacığım. Nasılsın fıstıkım? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Ne yapıyorsunuz bakalım? Aa,
Kahve bir tanem istersen babam üstten de göster dansımızı. Olur. Hadi baba beni kucağına alsana. Ne dansıymış bu? Düğünümüzü organize ediyor. Hmm. Hadi ver elini. Galiba babam dans etmek istemiyor. Balım özür dilerim. Biraz yorgunum. Sana bir dans borcum olsa. Tamam. Bir tane istersen Saniye ablanla Hayri üstünde göster bana dansını. Olur. Bana uyar. Senin için olur mu Kayracığım? Olur. Necat gel biz de sen yukarıda bir konuşalım. Tamam. Ben yardım edeyim sana. Abla şunu al sana. Gel. ne oldu? O kadar mı kötü? Kara ile vakit geçirmek istiyor. Baş başa, hemen bu akşam kendi evinde. Sen ne dedin? Olmaz dedim. Çünkü olmaz. Ama istediğini alamazsa davayı hemen açacak. Çok fena sıkıştırdı beni köşeye. Ne yapacaksın peki? Hayri biraz Saniye teyzeme yaklaşsana. Tamam canım yaklaştı. Hadi birazcık böyle yaklaşın işte. Kahvecim sen mi dans etsen acaba Hayri abinle? Bence çok daha iyi olur. Ya hayır ama bizim boylarımız uymuyor ama sizin boylarınız güzel ya. Hay Allah. Ne yapalım? Yapalım bari. Baksana ısrar ediyor küçük cadı. Şöyle. Ne o? Sinek ısırıyor mu? Kaşıma. Mutfakta krem var ya onu sür. Tamam. Ben gideceğim ama siz sakın bozmayın. Tamam tamam. Tamam. Yok ki burada. O kadın kızımı alamaz Cuma. Buna izin veremem. Necat sakin ol. Kendini yiyip bitirmenin bir faydası yok. Gel otur yanıma. Gel. Konuşuruz Kayra'yla. Hem belki zamanla o da annesini tanımak ister. İstemiyor. İstemeyecek işte. Ya zorla mı? Kayra istemiyorsa ben bunu zorla yaptıramam ki Suna. Zorlamak değil. Ama ikna edebiliriz bence. Hem sürekli annesiyle kalmasından daha iyi. Bu davadan kaçamam bence. Eğer davada Kayra'yı kaybedersem... Kayra'yı benden alamaz. Her şeyim o benim. Ben bir gün bile yanımda olmadığında uykularım kaçarken onsuz da düşünemiyorum şu an. Gel. Sinirim bozuldu. Olmayacak öyle bir şey. Hemen en kötüsünü düşünme. Olmayacak öyle bir şey.
Buldun mu? Bu mu? Evet o. Tamam. O zaman ben bunu çıkıp geleyim. Tamam ama ellerini yıka sonra. Tamam. Al bu listeyi. Ne listesi bu? Kayra'nın rutini. Uyuduğu saatten okuduğu masala kadar yazmışsın Neşat. Bir mahsur mu var? Kızımla geçireceğim zamanı kendim ayarlamak isterim. Tamam ama bunları unutma. Dikkat etmen gereken şeyler yazıyor bu listede. Kayra böyle bir şey ilk defa yaşıyor. Sen de öyle. Eğer bir çocukla baş başa kalmamdan bahsediyorsan daha önce yaşadım bunu Neşat. Sevgilinin çocuğuna bakman benim için bir kıstas değil. Ha sen resmen benim annelik yapamayacağımı ima ediyorsun. İma değil, sana güvenmiyorum. Gider misin lütfen? Kızımla vedalaşayım gideceğim. Babacığım, merak etme beni, git artık. Konuştuklarımızı unutma tamam mı bir tane? Kafana ufacık şey bile takılırsa hemen beni arıyorsun. Sıkınca da Sunu annemi arayabilirmişim bana masal okuyacak. Tabii ki. Onu da ne zaman istersen arayabilirsin. Eğer kalmak istemezsen, yani dönmek istersen hemen ben gelip seni alıyorum. Anlaştık değil mi fıstıkım? Anlaştık. Yaramazlık günümüz. Eğer Aylin abla benim yaramaz bir kız olduğumu anlarsa bir daha da evinde bizi istemez. Her şey çok farklı olabilirdi Neşat. Alerji ilacı çantasının içinde. Kızıma iyi bak Aylin. Necat. Konuşabildin mi Kayra'yla? Konuşturmadı. Sonra sana teşekkür ederim bu arada. İnsanları yüzümü güldürmek için çağırdın eve ama elimde değil işte. Özür dilerim senden. Özür dileyecek bir şey yok, haklısın. Kafam sürekli Kayra'da. Ne yapıyor, canı sıkkın mı, üzülüyor mu, ağlıyor mu, gülüyor mu sürekli düşünüyorum. Onsuz bir hayat nasıl olur? Daha önce hiç aklıma bile gelmemişti. Onsuz bir hayatın olmayacak Necat. Velayetini alırsa.
Burada yaşamaktan vazgeçip Fransa'ya yerleşirse, kızımı koparırsa benden. O zaman tası tarağı toplayıp biz de Fransa'ya gideceğiz. Olur mu? Zaten iş oralara varmayacak biri. Mahkeme senin nasıl bir baba olduğunu görünce sizi asla ayırmayacak. Hep burada kal. Tam burada. Ayakta tutuyorsun beni. Buradayım. Çünkü seni de Kayra'yı da çok seviyorum. Hem ben onun Sun annesiyim, unuttun mu? Unutmadım. Hadi gel, misafirleri daha fazla yalnız bırakmayalım. Tamam. Burada da çıkmış. Niye geçmiyor bunlar ya? Hayracığım, ne var? Niye bakıyorsun sırtına? Bir şey bakmıyorum. Çıkar mısın odamdan? Giyineceğim. Kayra, bunlar ne böyle? Gel bakayım. Bir şey değil dedim. Anneciğim, bunlar ne? Kim yaptı sana bunu böyle? Nasıl oldu? Bu babanın haberi var mı? Babam söyleme. Lütfen, zaten hiçbir şey acımıyor. Hemen geçer. Tamam, tamam bir tanem. Tamam, söylemeyeceğim babana. Merak etme. Söylemeyecek misin? Söz veriyorum, söylemeyeceğim. Ama bak, bir şartım var. Ne? Şimdi gideceğiz hastaneye, doktora göstereceğiz bunları, tamam mı? Tamam. Hadi gel, üstümüzü giyelim. Biz yine de basit bir ilk ilaç yazalım. Kaşıntılarımızı azaltır. Size tavsiyem psikolojik yardım almanız kızımız için. Aslında daha önce de bayılmıştı, o yüzden pedagoğa gidiyor ama. Ya dikkat edin yine de. Böyle durumları bazen taraflar kullanabiliyor. Yani kendimden biliyorum. Olan çocuklar oluyor tabii. Haklısınız, anladım. O zaman sizi taburcu edebiliriz. Doktor hanım, acaba bir rapor yazmanız mümkün mü? Yani Kayra'nın strese bağlı döküntüleri olduğuna dair. Dinlensin, birkaç gün gitmesin okula. Tabii, tabii. Gecenin bu vakti seni rahatsız ettim. Çok özür dilerim. Kötü bir şey oldu değil mi? Hero Schultz'un Kayra Gözlük'le ortaklığını nihayetlendirmek zorundayım. Ne? Kayra Gözlük sizin sayenizde ayakta duruyordu. Biliyorum ama yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Pervin Hanım, sizi biraz tanıdıysam, çok geçerli bir sebebiniz olmasa bunu bana da Suna'ya da asla yapmazdınız. Ne oldu? Size kalın demeyeceğim. Ama en azından sebebini bilmeye hakkım var diye düşünüyorum. Çok çirkin bir sebebi var. Sadece söyleyin. Ama bak, bana söz ver, tamam mı? Aramızda kalsın. Lütfen. Eski ortağın Hande beni araştırmış, kim olduğumu öğrenmiş. Gerçek kimliğimi çocuklarıma söylemekle tehdit ediyor beni. Hande, Hande, Hande. Ben bu riski göze alamam. Ama bak, bana söz verdin Nejat, lütfen. Bu öğrendiğim bilgiye dayanarak sakın fevri davranma. Çünkü çocukların bu gerçeği kaldıramaz. Şevket bir daha kendini toparlayamaz. Lütfen. Ama sana söz veriyorum. Kayra Gözlüğün ayakta kalması için ben gayri resmi olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Canın sağ olsun.
Hayat hiç adil değil. Affet. Söylemeyeceksin değil mi? Hayır tatlım, beni hiç merak etme sen. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sen de korkma, tamam mı? Ciddi bir şey değilmiş, geçecekmiş. Sıkma canını, olur mu? Tamam. Ama sen de kimseye söyleme bu gece hastaneye gittiğimizi. Baban zaten yeterince üzüldü. Daha fazla üzülmesin, olur mu? Tamam, zaten söyleyemem. İkimizin arasında sır. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi gel yatırayım seni. Yoruldun zaten yeterince. Tamam. Oh. Ne haber ortak? Oho, bu ne sürpriz. Buyur gel. Çok güzel, şirin bir evmiş. Güle güle otur. Bu da ev hediyen. Niye zahmet ettin? Teşekkür ederim. Ne demek? Otursana, ben kahve içiyorum. Sana da yapayım mı? Ben sadece su alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ziyareti neye borçluyum? Büyük günden önce sana şans dilemek istedim. Çok teşekkür ederim ama benim şansa ihtiyacım kalmadı çünkü Nejat'la anlaştık. Velayeti istemeyecek misin yani? Yok. Yani kızımı istediğim şekilde görebilecekken niye velayetini isteyeyim ki? Ne? Niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Ne bileyim, böyle sanki inanmamış gibi. Yok canım. Yani müstakbel ortağına yalan söyleyecek değilsin. Yoksa güvenini kazanamamışım demektir. Sadece yani Kayra'yı bu kadar çabuk Nejat'a bırakacağını düşünmemiştim. Neyse. Demek ki buna da gerek kalmadı. Ne ki bu? Nejat'la anlaştığına göre hiç kullanmayacağım bir şey. Ama benim de işime yaramaz. Ben ziyareti kısa tutayım. Hiç rahatsız olma canım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu arada ihtiyacım yok diyorsun ama yine de iyi şanslar. Teşekkürler. Vallahi o kadar iyiydin ki, seninle böyle her sabah spor yapsak ben İstanbul Maratonu'na net bir şekilde hazır olurum. Ben de çocuk maratonuna katılırım, görürsün, kazanırım. Bir tanem, amaç kazanmak değil ki, spor yapmak. Tabii ama sağlıklı da beslenmek gerekiyor değil mi Gayrı'cığım? Babası sen de. Ya. O pişileri artık veda etmeniz lazım. Ben bir kere yemiyorum ki, hepsini uyuyor. Ben gideyim artık. Ara beni. Babacığım, sen gittiğinde ben spor devam edeceğim. Abartıyorsun bazı şeyleri. Yorma kendini. Oh. Hadi bay bay. Hadi afiyet olsun size. Hadi görüşürüz. Baş başa kaldık. Bitir bakalım hepsini hadi. Nejat Bey, hiçbir hazırlık yapmadan geldik. Endişeliyim kendi adama. Merak etme, Aylin dilekçesini geri alacak. Anlaştıysanız sorun yok. Güzel. Nejat. Merhaba.
Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmimiz okundu. Buyurun. Mahkeme bugün ha kızım. Hadi bakalım hayırlısı. Ama formalite icabı bir şey o ya. Yani anlaştılar, Verayet Necat'ta kalacak. Aylin de Kayra'yı mahkemenin belirlediği şekilde görecek. E niye vazgeçti velayetten? Yani bence bir hışımla karar verdi. Suna ya, emin misin? Ya böyle son dakika bir yan çizecekmiş gibi geliyor o kadın bana. Yani çok tekinsiz geliyor, bilmiyorum, onun gözü göz değil. Zannetmiyorum. Zaten Kayra mutlu. Olması gereken de buydu zaten. Ya Suna, Kayra'yı kap gelsene bir gün. Özledik onu da. Evet Sunacığım. Belki sen de evini özlemişsindir kızım. İyi tamam, geliyoruz. Kayra'yı hazırlayayım, geldik. Öpüyoruz. Bay. Öptüm, bay bay. Kayra. Ne oldu? Gel bakalım. Şevket dedene gitmek ister misin? Evet. Sen kaşınıyor musun hala bir tane? Yok. Allah Allah, Orhan da kaşınıyor demek. Ver bakayım ben bir şuna. Ya hayır. Aa, ne demekmiş o, ver bakayım. Ya hayır. Ya gerek yok bakmana. Avukat Bey, dosya bu. Bir de bu fotoğraflarda iş görürler değil mi? Bu Necat Bey'in... Evet, tahmin ettiğiniz şey. Peki buna nasıl bulaştınız? Bir dost sayesinde diyelim. Ercan, bu önlerindeki dosya ne oluyor? Avukatı bana bir şey bildirmedi. Aşkım çok kötü olmuş bu. Bakayım şuraya. Kızım senin bütün sırtın kıpkırmızı olmuş. Neden bize bir şey söylemedin? Ya geçecekmiş Suna anne. Ne demek geçecek? Kalk hemen doktora gidiyoruz, çabuk. Vallahi geçecekmiş. Zaten doktor söyledi. Doktor mu söyledi? Ne zaman gittin sen doktora? Söylemeyecektim. Balırım, neyi söylemeyecektin? Sen ne zaman gittin annenle mi gittin? Ve sana söyleme mi dedi? Ben de ona söyleme dedim, siz üzülmeyin diye. Rapor bir aldı okula gitmeyeyim diye. Onu da kızmayın, tamam mı? Rapor mu aldı? Aylin'de mi o rapor şimdi? Bilmem. Kızdın mı bana? Yok balırım, sana kızmadım. Hadi sen antrenmana devam et, kaşıma onları da, tamam mı? Bu kadın kesin bir şeyler yapacak. Ben bu dosyayı çok merak ediyorum. Birazdan ne olduğunu anlayacağız. Vazgeçmiş olamazlar değil mi? Etik değil bu. Öyle bir şey olsaydı eğer karşılarının avukatı bana bildirmesi gerekirdi. Müvekkilim Aylin Hanım adına velayet değiştirme talebimizi, gerekçeli dosyası, delilleri ve mazeretleriyle sunuyoruz. Velayet değişikliği talep ediyoruz Hakim Bey. Ne demek bu? Aylin Hanım'la anlaşamamışsınız demek. Aylin, ne oluyor? Biz böyle konuşmamıştık. Aylin, sessiz olalım. Necat Bey, önce bir dinleyelim bakalım neymiş. Devam edin. Müvekkilim Aylin Hanım konuşmak istiyor Hakim Bey. Buyurun Aylin Hanım. Kızımın adı Kayra Hakim Bey. Ben yaklaşık 5 sene evvel onu bırakıp gitmek zorunda kaldım. Yalan! Gitmek istediği için gitti. Lafı kesmeyin. Oturun. Necat Bey, konuşmasını kesemeyiz lütfen. Oturun. Eski eşim Necat'ın şiddete eğiliminden dolayı korkup gitmek durumunda kaldım. Ne? Biliyorum kızımı bırakmamı hiçbir şekilde mazur gösteremez bu ama... ...başka şansım yoktu Hakim Bey. Yalan! Sen
Sen ne yapıyorsun be? Yalan söylüyor Hakim Bey. Beyefendi sakinleşin yoksa salondan çıkartırım sizi. Oturun. Buyurun Aylin Hanım. Kayra ile tekrar kavuştuğumda fark ettim ki durumu pek de iyi değil. Strese bağlı psikolojik sorunlar yaşıyor. Hem daha önce yanımda akut bayılma nöbetleri geçirdi. Hem evden kaçtığına şahit oldum. Zaten babasının gazeteciyi döverken basına yansıyan görüntüleri de var. Televizyona çıktı. Size sunduğumuz dosyada Aylin Hanım'ı destekleyen görüntüler ve polis raporları mevcut Hakim Bey. Ayrıca bugün elimize geçen Nejat Bey'in kızının yanında bir at çiftliğinde yapmış olduğu kavganın görüntüleri ve karakolda şikayet üzerine alınmış polis raporu da görülmektedir. Kayra'yı en son gördüğümde vücudunda strese bağlı kızarıklıklar tespit ettim. Kendisi babasının bunlardan haberi olmadığını söyledi. Yani Hakim Bey küçücük bir çocuk strese bağlı psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Zaten bunları da dosyada fotoğraflar ve doktor raporuyla birlikte sundum, size görebilirsiniz. Sen ne diyorsun ya? Ne kızarıklığı? Haberim bile yok kızından. Hakim Bey, kızım bana kendisi sözlü bir şekilde açıkça ifade etti. Babasının şiddete olan eğiliminden çekiniyor. Yaşadıkları yüzünden strese bağlı psikolojik problemlerle mücadele etmek durumunda kalıyor. Hakim Bey yalan söylüyor. Asla kızıma zarar verecek bir şey yapmadım, yapmam da. Sahtekar bu kadın. Sana yazıklar olsun be. Nejat Bey, sakinleşin, salondan dışarı çıkartırım sizi. Hakim Bey, öyle bir şey yok ama. Yemin ederim size. Çocuğuma sorun isterseniz. Oturur musunuz? Nejat Bey lütfen. Lütfen sakin olalım. Buyurun. Hakim Bey, gördüğünüz gibi ben kızımı bu durumdan koruyabilmek için velayetini istiyorum. Savunmamızı hazırlamamız için mahkemenin yeni bir duruşma günü vermesini talep ediyoruz. Nejat Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Müvekkilim şu an konuşmayacak. Gereği düşünüldü. Karar. Yeni duruşma gününün 29 Kasım Cuma gününe verilmesine, dosyanın incelenmesinin ardından bir sonraki duruşmaya kadar velayetin iki tarafın da savunmaları alındıktan sonra karara bağlanmasına. Ancak tedbir amaçlı davanın sürecinde çocuğun annenin yanında kalmasına karar verilmiştir.